Ergün Diler İdlib Satrancı Daha önce çok sık yazdım. Amerika Birleşik Devletleri'nin kafasının nasıl çalıştığını aktarmaya çabaladım. Washington önce düşmanını meydana getirir, sonra da buna uygun ekseni kurar ve yönetirdi. Bu parayı da silahı da siyaseti de kapsıyordu. Anlaşılması kolay olmadığı için çok kişi atlıyordu. Daha geçtiğimiz hafta A Haber'de yazbozda olanı biteni özetlemiş ve şunu paylaşmıştım. Söylediklerimin doğruluğunu biliyorum. Ama bu benim görebildiğim. Asıl mesele arka kapıda Amerika ile Rusya'nın ne görüştüğüdür. Rusya asla Amerika'nın rakibi olabilecek bir güç değil. Hiç de olmadı. Havası Amerika'nın gizli ortağı olmasından kaynaklanır. Sovyetler döneminde de böyleydi şimdi de böyledir. Ancak ortaklık değil, kavga ve düşmanlık ön plana çıkar. Oysa Rusya'nın Amerika'ya ne düşmanlık yapacak gücü, ne de kavga edecek cesareti vardır. Hiç olmadı da. Washington'ın Türkiye'nin milli politikalarından rahatsızlığı sonucu ve içerideki yerli operasyon elemanlarının katkılarıyla Türkiye zorunlu olarak diğer kutba yaklaştı. Ankara'da Karlov suikastı oluyor, sonrasında S-400 alıyorduk. Kremlin'le yakınlaşma doğal olarak büyüyordu. Türkiye, Rusya yanına Avrupa ile Çin'i alınca elbette büyük bir güçtü. Pesko da öyle. Ancak Çin'in yaşaması şartıyla. 10 dolarlık virüsle hikayeyi başlamadan bitirdiler. Kim? Derin Amerika. Zaten her başkenti Amerika ile çalışmak isteyen de, karşı çıkan da vardı. Moskova için de geçerliydi bu. Moskova, Washington arasındaki gizli bağ bilinmediği için doğru analiz yapılamıyordu. İdlib'deki hain saldırıdan sonra Amerika'nın da NATO'nun da hemen koşması gerekir mi? Evet. Koştular mı? Hayır. İki büyük güçte, masadan büyük pay almak isteyen ve milli çıkarları için çalışan Ankara'yı istedikleri kulvara sokmak üzere gayret etmekteler. Rusya ile baş başa kalacağız. Belki son aşamada Amerika gelecek, gizli ortak geri çekilecek ve Amerika Türkiye'nin kötü gün dostu olacak. Buna yakın bir senaryoyla karşı karşıyayız. Sonrasını siz düşünün. İçeride ve dışarıda neler değişir? Devam. 2020 yılı büyük kırılmaların yaşanacağı dönemin başlangıcı olacaktı. Öyle de oldu. Amerika Birleşik Devletleri dünyanın tek süper gücü. Bu özelliğini kendine bir düşmanla sağlamlaştırdı. Önce Sovyetler Birliği, ardından Rusya, son olarak da Çin. Aslında Washington hepsini kendi güvenliği için yaptı. Uzun konu ama olan budur. Sonra Asya'dan başlayan, Afrika ve Orta Doğu'yu içine alan, Son olarak da Avrupa ile final yapacak olan İpek Yolu projesi ortaya atıldı. Adına da Bir Kuşak Bir Yol denildi. Bu fikir Amerika için de olumluydu. Bir Kuşak Bir Yol içinde yer alacak ana şirketler Amerikalı patronlarındı. Ancak 2015'ten sonra Amerika'nın proje dışına itildiği anlaşıldı. Daha doğrusu Washington bunu gördü. Rusya, İran ve Türkiye bu büyük projede Çin'le yürüyeceklerdi. Perde arkasında bir süre bekleyen İngiltere'de Rusya, İran ve Türkiye'nin bloğunda olacaktı. Kabaca denklem buydu. İngilizler terörün hedefi oldu. Ardından Türkiye terörle güne uyanmaya başladı. İran'a karşı ambargolar, Rusya'ya karşı sert yaptırımlar arka arkaya geliyordu. Ancak hiçbiri Amerika ile ortaklığı istemiyordu. Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'deki gücüyle Rus çetini düşürdü beklenen oldu. Türkiye ile Rusya derin bir krizle karşı karşıya kaldı. Ancak bir süre sonra Türkiye ile Rusya tekrar bir araya geldi. Türkiye ile Rusya'nın yakınlaşmaya başlaması, perde arkasında toplantılarla sorunun çözülmesi Washington'ı tekrar harekete geçirdi. Türkiye 15 Temmuz 2016'da darbe girişimini yaşadı. Artık Türkiye Rusya yine yan yana gelmişti. Türkiye ile Amerika arasındaki ipler kopmuştu. Bunlar hepimizin gözleri önünde oluyordu. Kaçırdığımız bir noktada yoktu. Rusya bölgede güçlenmek için Türkiye ile yakın ilişkiler kurdu. Ancak istemediği hiçbir konuda Türkiye'ye taviz vermedi. Özellikle de Suriye konusunda. Türkiye Rusya ile yakın gibi görünse de YPG Moskova'da Kremlin'e bile girebiliyordu. Nasıl oluyordu bu? Hani sadece Amerika YPG PKK ile yan yanaydı? Değilmiş demek ki. Amerika'da Türkiye'nin jeoproblem merkezinin merkezinde olması nedeniyle Rusya ile Türkiye'nin arasını daha da kolay açabileceğini biliyordu. Türkiye Rusya'dan S-400 alırken bunu en güçlü kullanan Washington oluyordu. Washington Türkiye'ye ağır baskı yaparken Rusya bu krizin daha derinleşmesi için adımlar atıyordu. Çin de bu durumdan mutluydu. Ancak 2020 yılıyla birlikte Amerika önce Çin'i bitirme kararı aldı. Aralık ayıyla başlayan koronavirüs, Ocak ayıyla birlikte Çin'in çöküşünü hazırlıyordu. Sadece Çin mi? Petrol fiyatlarının hızla düşmesiyle Rusya ve İran'ı da zor durumda bırakıyordu. Ardından Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye yakınlaşacak, bölgede hatta Asya, Avrupa ve Afrika kıtasında dengeler değişecekti. Rusya bir anda ortada kalacaktı. Suriye'de güçlü olması dengeler için önemliydi. Ancak Amerika ile Türkiye'nin anlaşması onun yaşayacağı büyük yıkımın ilk adımıydı. Rusya da Amerika ile karşı karşıya gelemeyeceği için Türkiye'yi hedef seçti. İdlib'te başlayan ve Türk askerini hedef alan her saldırı Kremlin'de planlandı. NATO veya Amerika Türkiye'nin yanında duruyordu. Ancak sadece duruyordu. Suriye hava sahasında Türkiye'ye destek verilse tek bir Rus jeti dahi havalanamazdı. Ama yapmıyorlardı. Yapmayacaklardı. Türkiye istenileni verinceye kadar uzaktan izleyeceklerdi. Bunu Putin de biliyor, Esad da. Ancak ne Amerika neden NATO Türkiye'nin Suriye'de politik olarak güçlenmesine karşıydı. Şimdi yeni saldırılar olacak. Türkiye bölgede yalnız bırakıldı. Washington'ın planı böyleydi zaten. Rusya ile Türkiye'nin Suriye konusunda anlaşma ihtimali hiç yoktu ama karşımızdakiler bizim kadar samimi ve içten değildi. Suriye'den Türkiye'ye göçü aslında planlayan da Washington'ın kendisiydi. Çünkü birkaç milyon Suriyeli Türkiye'ye göç ederse hem iktidarın hem de dış politikada Türkiye'nin elinin zayıflayacağını biliyordu. Kapılar açılırsa da Avrupa zarar görürdü. Bu da Amerika'nın çok istediği bir karttı. Yazının sonuna doğru gelin konuyu iyice açalım. Şu an kimse bilmiyor fakat Rusya çok ama çok endişeli. Mehmetçiklerimize saldıran Rusya'nın şuursuzluğunun altında ekonomik olarak büyük bir sorunla karşı karşıya kalmaları yatmakta. Amerika, Rusya'ya tek bir mermi atmadan büyük zarar verdi. Rusya füzeyle bile Amerika'ya zarar veremez ancak Türkiye'ye zarar verir. Hem de çok. O nedenle İdlib yeni bir dönemin başladığı nokta. Derin Amerika virüsle Çin'den başlayıp rakip olmayı aklına getiren herkese fatura çıkarıyor. Rusya da bu işe dahil. Türkiye de Kremlin'e sıcak baktığı için Rus saldırısını yaşadı. Amerika önce rakiplerini belledi, sonra serpilmelerine izin verdi. Gelip son sözü söyledi olan bu. Karşımızda Rusya var ama arkada görünmeyen Amerika. Türkiye ve Rusya'yı savaşın eşiğine getiren şartları hazırlayan onlar. Çin'i diz çöktüren de. Bu nedenle ilk günden itibaren koronavirüsün yolu İdlib'ten geçer dedim. Yazdım. Not, yazıyı bitirdiğim an ekrana alt yazı düştü. Rus ve Amerika Genel Kurmay Başkanları İdlib'i görüştü. Ergün Takvim Hikmet Genç Biz ne zaman şehit verince kaçtık? İdlib'de 33 askerimiz şehit oldu. Rabbim şehadetlerini kabul etsin. Yaralılarımıza da acil şifalar versin. Milletimizin başı sağ olsun. 15 Temmuz işgal girişimini bertaraf eden Türkiye'nin yükselişini engelleyemediler. Türkiye, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla emperyalistlerin terör devleti projesini çökertti. Tüm planlarını Türkiye'yi yeniden yönetme hayallerini gömdük. Biz her zamanki gibi sözümüzü tuttuk. Ama onlar İdlib mutabakatını ihlal etti. Kalleşlik yaptılar alçakça saldırdılar. Şehitler verdik ama kat be kat can aldık. Rejimin İdlib civarındaki tüm unsurlarını hedef belirledik ve yerle bir ettik. Tüm dünyaya seslendik. Katil Esed'in zulmünden kaçan milyonlarca sivil zor şartlarda aylardır sınırımızda bekliyor dedik. Onları sınır ötemizde korumaya, aç bırakmamaya çalıştık. Bu kadarını kaldıramayız, yardımcı olun dedik. Çağdaş medeniyetler seviyesinden ses duymadık. Anlamadılar kapıları açtık, gideni durdurmadık. Bin defa sordular ne işimiz var Suriye'de diye. Bin defa söyledik. Hiçbirinin Suriye ile sınırı yok. Hiçbiri bizim gibi tehdit altında değil. Ama başta Rusya ve Amerika olmak üzere tüm küresel güçler neden Suriye'de, Irak'ta, Orta Doğu'da diye sormazsınız dedik. Biz egemenliğimiz, hürriyetimiz, bekamız için oradayız. Biz ne zaman şehit verince kaçtık? Biz o çukur eylemlerinde vatanın bölünmesini engellemek için yüzlerce şehit verdik. Biz 40 yıl boyunca terörle mücadele ederken on binlerce insanımızı kaybettik. Biz yedi düvel üstümüze çullandığında yüz binlerce şehit verdik. Zira bu milletin düsturudur. Her defasında ya hürriyet ya şehadet dedik hala şu kadar şehit verdik ne uğruna ne işimiz vardı vesaire diyen, içerden kilidi zorlayan müstemleke çocukları var mı? Var. Dün de vardı, bugün de var. Alıştık artık. Düşman düşmanlığını yapıyor, içerideki kahpede de kahpeliğini. Lakin hüzün yok, yeis yok. Her defasında biz kazandık, yine kazanacağız biiznillah. Hikmet Genç Akşam